şu meridyenlerin zero noktası var ya, o meridyenlerin zero noktasına gideceğiz şimdi. İnsanları çalıştırıyor, onun yanında her yerde park yaptırıyor. Arkadaşlar geldik. İşte New York'ta hayat akşam olduğunda, bittiğinde burada başlıyor, burada bittiğinde orada başlıyor. Ve ne oluyor? Dünyadaki para sirkülasyonu hiç zaman kaybetmeden işleyişine devam ediyor. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Şimdi bu sabah sizinle Royal Observatory, yani Greenwich, ne diye geçiyorum, Meridian. Şu meridyenlerin zero noktası var ya, o meridyenlerin zero noktasına gideceğiz şimdi. Christmas, Noel zamanı, ondan sonra Noel bitti, yeni yıl. Yani görünen o ki insanlar geçen sene, ondan önceki sene bu Noel'i falan yaşayamadıkları için aileleriyle, bu sene ya ailelerinin Londra'da yaşayanların geneli Londra'da göçebe, biliyorsunuz. Yani aynı hani İstanbul'un dışında nasıl aileler var, onun gibi. İnsanlar gittiler, ülkelerine gittiler, kasabalarına gittiler, ailelerin yaşadığı şehirlere gittiler. Londra boşaldı ve Londra'nın boşalmasıyla trafik daha az, daha zevkli, araba kullanması daha zevkli. Yani Londra'yı böyle bulmak kolay değil tabi. Araba kullanması daha zevkli. Ama bunun yanında da tehlikeli. Neden tehlikeli diyeceksiniz? Çünkü öyle bir tip insanlar var ki, sürücüler. Ya yolu boş görüyorlar, şey gözüyle bakıyorlar. Hani yol boş ya, vur gaza, bas gaza, fırla git. Öyle değil. Sağdan soldan motorlu kuryeler çıkıyor. Bu motorlu kuryelere dikkat etmek lazım. Ardından yayalar çıkıyor, bisikletliler çıkıyor. Londra'da bisikletli de çok. Londra'yı değiştiriyorlar. Şimdi biliyorsunuz bütün dünyada daha temiz bir hava, daha temiz bir ortam yaratmak için ne oluyor? Bisikleti de kullanmaya teşvik ediyor hükümetler, devletler, belediyeler. Burada da şimdi yeni yeni bisiklet yolları açıldı. Ama yeterli değil. Bisiklet yolları yeterli değil. Bisikletler de doğal olarak bu devletin, hükümetin verdiği gaza geliyorlar. Yeni bisiklet alıyorlar. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Bisiklet almak destekleniyor. Üstüne üstlük bile ne var? Bununla beraber yolda Boris Bike dedikleri, böyle belediyenin belirli yerlerde park yaptığı, bıraktığı ücretiyle alıp herkesin kullanabileceği public bisikletler var. Kiralık bisikletler var. Bir de üstüne Uber bike'lar var. Uber'in bisikletleri var. Başka Lime bike dedikleri elektrikli bisikletler var filan derken, velhasıl bisiklet cenneti oldu ama, bisiklet kullanmayı sevenler için. Ama yalnız çok tehlikeli oldu. Yani eğer ışıklandırma yeterli değilse, bisiklet yolları yeterli değilse, bisikletlere, bir de Londra eski şehir, dar yol var yani. Onlar da yeterli değilse ne olacak bunun sonu? Nereye kadar gidecek böyle bisiklet olayı? Yani yazık, günah ya. Bisiklet kullananlara da yazık, sürücülere de yazık. Çünkü bir takılıyorsun bisikletlerin arkasına. Geçemiyorsun da, geçemediğin için ne oluyor? Trafik yavaşlıyor, gideceğin yere insanlar stresli oluyor. Trafik açıldığı zaman dibine vuruyorlar gazın. Abi ondan sonra da vur, patlasın, çal oynasın hesabı. Kazalar çoğalıyor, Allah korusun ya. Gerçekten zor. Yani birazcık daha insanların patient, İngilizcesi patient, yani sabırlı olmaları gerekiyor. Ama insanlar maalesef impatient. Geçen gün şöyle bekliyorum, yola çıkacağım. Sinyalimi vermişim, sağa vermişim, sağa döneceğim bak. Sağa döneceğim, arkamdaki araba da sola girecek. Ya şimdi ben sağa döneceğim, arkam boş değil diye. Adam benim sağımdan geçiyor. Sağımdan geçiyorsun, önüme kırıyorsun. Abi ne demek bu ya? Ve
karşıdan da araba giriyor muydu o sokağa? Tabi burada trafik ters taraftan aktığı için siz belki kafanızda canlandıramıyorsunuz ama yani şimdi bu taraftan çıktığı zaman araba, arabaların diğer giriş geliş şeridine göre buradan giriyor karşıdan gelen arabada. Kafa kafaya geldiler mi benim önümde? Az kaldı. Yani böyle gıdım kaldı. Birbirleriyle tokuşacaklardı. Yani birazcık slang, İngilizce slang derler. Yani sokak ağzı oldu ama birbirleri tokuşacaklardı yani. Velhasıl oradan giriş niye olmuşlar ya? Allah Allah, ben anlayamadım. Çok ilginç geldi. Böyle etrafı gezdiriyorum size ama gösteremiyorum şu anda. Bir göstereyim isterim. Şöyle birazcık bakalım görebilecek misiniz? Şöyle bir... Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Videoda görürüm, eğer görebiliyorsanız ben şey yaparım, videoda ilave ederim bunu. Şimdi buradan da sola giriş yokmuş. Şu ışıklardan döneceğiz, sağa gireceğiz. Bilmiyorum acaba parking nasıl? Acaba arabayı oraya park ettiğimde bugün umarım parking free'dir diye böyle düşünüyorum. Şuradan hemen sola giriş yapacağız. Evet. Biraz önce buradan girecektim. Giremedim. Buradan giremedim. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Buraya koşuya geliyor insanlar. Ya şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi Londra'nın en güzel yanı parkları. Endüstriyel devrim başladığında, tabii biliyorsunuz bu endüstriyel devrimin başlangıcını yaşayan ülkeler içinde İngiltere başı çekiyor. İngiltere'de Kraliçe Victoria demiş ki, ya demiş, biz insanları çalıştırıyoruz. İnsanlar da çalışkan, çalışıyorlar ama deşarj olmaları lazım. Yani böyle de insanlara hep çalış nereye kadar? Ne yapmış? Park yaptırmış. Her yere park yaptırmış. İnsanları çalıştırıyor. Onun yanında her yerde park yaptırıyor. Arkadaşlar geldik. Şöyle sizinle şimdi arabadan inelim. Ondan sonra canım, burası arkadaşlar Greenwich. Greenwich, şöyle göstereyim size. Royal Observatory Greenwich. Buraya mutlaka gelin arkadaşlar, Londra'ya gelirseniz. Ziyaret edilecek yerlerin başında geliyor. Yani en güzel yerlerden bir tanesi. Diyeceksiniz niye? Çünkü sıfır noktası. Eskiden sıfır noktası İstanbul'muş, dünyanın sıfır noktası. Ama endüstriyel devrim başlayınca, 1. Dünya Savaşı'nı Osmanlı kaybedince, İngiltere'ye geçince bütün koşullar, İngiltere almış onu Londra'ya getirmiş. Eskiden burası Sultanahmet'teymiş. Sultanahmet'te bakarsanız orada bir taş var. O taş orada yerinde duruyor. Orası sıfır noktasıymış. Main entrance diyor. Bakın, meridyen sıfır noktası. Meridian Line, Royal Observatory, Flamsteed House. Şurada bir şey var. Arabayı buraya park ettim. Kapalı. Koşuya gelmişler var. Görüyorsunuz. Şimdi arabayı buraya park ettim. Etrafa bakıyorum. Etrafta çok fazla insan yok. Şuraya bakalım. This monument of the gift of the Canadian people was unveiled on the 5th of June 1930 by Le Marquis de Montcalm. Evet, Kanadalılara hediye olarak yapılmış. James Wolfe. Bu anıt, bu James Wolfe'muş. Victor of Quebec Wolfe. Şuraya bir parayı atıyorsunuz. Ne kadarmış? Bir kez bak, bir kişi 1 pound. Ondan sonra şunu şuradan yaklaştırıyorsunuz.
buradan bakıyorsunuz arkadaşlar. Abi de anlatım yapıyormuş. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca. Şuradan da mikrofon, speakerlar. Evet. Umarım güzel gözüküyordur. Şu karşıki binaya kardeşimle beraber gelmiştik Onur'la. Kulaklarını çınlatayım Onur'un. Çok güzel. İçeride harika resimlerin olduğu odalar var. Çok güzel çizimler. Şöyle görüyorsunuz. Times River. Şöyle resmi göstereyim. Times River gidişi. Temiz hava içine çekmek güzel. İyi oldu geldiğim. Birazcık keyfim yerine geldi. Sabahleyin burada olmak gerçekten insanı dinlendiriyor. Müze kapalı. İçine giremiyoruz. Bir ara içine geri de çekerim muhtemelen. The Wolfson Foundation diyor. Yani şöyle göstereyim size. Denizcilerin kullandığı şu özel aletler. Evet, görüyor musunuz? Şöyle göstereyim size. Saat, evet, pusulalar. Zaman ayarları. Evet. Bunlar değişik şekilde pusular ve zaman ölçerler. Teleskoplar. Gördüğünüz gibi. Şuradan da göstereyim. Evet. Kum saatleri. Mühürlü. Bunlar da zaman ölçerler. Size gelmişken bir de bunu da göstereyim. Açılış ve kapanış saatleri. Şimdi o saat 10'da açılıyor. En son giriş saat 4'te ve saat 5'te çıkmış olmanız gerekiyor. Yoksa içeride kilitli kalırsınız arkadaşlar. Ne diyor burada? British Yard. Ölçü birimidir. Yard, feet, 2 feet, 1 foot. Evet, şimdi 1 yard, bakın görüyor musunuz? 1 yard bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bir yardın ölçüsü şu üstteki, bakın şuradan şurası bir yard. Ondan sonra şuradan şurası 2 feet, 1 foot, görüyorsunuz. Bunlar da daha ufak, 3 inches. Ondan sonra 1 inçiz. Bu gördüğünüz ölçümlerde inç. Ne diyor? The Shepherd's 24 hour gate clock. Evet, bu da Shepherd's 24 hour. Shepherd's da çoban. Çobanların 24 saat gate clock dediği yer. This is one of the earliest electrical driven public clock. Bu da geçmiş tarihteki en eski elektrikli çalışan saatmiş. 1852 yılında yapılmış bu saat. Dial always shows Greenwich Mean. Yani summer time ve mean time değişiyor. Arada bir saatlik bir oynama oluyor. Buradan da giriş. Bilmiyorum şu anda evet, girebiliyoruz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz Greenwich West Longitude and East Longitude. Şurası da zero noktası. Ayağınızı buraya bastığınız zaman şöyle şu tarafta, şöyle göstereyim size. Bu taraftaki zamanla bu taraftaki zaman o değişikliği şu çizgide başlıyor. Şöyle söyleyeyim size. Dünyanın ortası, sıfır noktası. Zamanın diğer tarafına geçtik. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz oradan netlik açısı nasıl? Şu tam karşısı arkadaşlar Canary Wharf. Canary Wharf Londra'nın büyük bankalarının bulunduğu, büyük bankalarının ve aynı zamanda kredi
kuruluşlarının bulunduğu merkezi. Burası dünyanın para merkezi diyebilirim New York'tan sonra. New York, hani böyle bir yere gittiğiniz zaman New York, London, Tokyo diye böyle duvarlarında Paris diye zamanlar yazılır ya. İşte New York'ta hayat akşam olduğunda bittiğinde burada başlıyor, burada bittiğinde orada başlıyor. Ve ne oluyor? Dünyadaki para sirkülasyonu hiç zaman kaybetmeden işleyişine devam ediyor. East, West, South. Arkadaşlar West'e gideceğim ben. Şimdi şuradan devam edelim. Evet, videomun bu kısmına şimdi burada ara veriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi lütfen beğendiyseniz videonun like tuşuna basmayı unutmayın. Hatta sizden ricam, like'a da bastıktan sonra abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olursanız ona göre daha fazla izlenme sayısına ulaşacağım. Daha fazla aboneye ulaşacağım ve bana destek olmuş olacaksınız. Bunun için size şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Diğer videolarımı beklemede kalın.